Canım. Şöyle biraz yaklaştık. Hikmet, nereye gidiyoruz? Vallahi yemek yemeye gidiyoruz gibi ama şey, Osman o sopayı versene bir. Çubuğu mu istiyorsun? He. Evet, şu anda Avrasya turu, şu anda Zeytinburnu sahildeyiz. Bakırköy'den gelen yol, sahil yolu. Bakırköy'den gidiş İstanbul tarafı, Sirkeci'den Bakırköy'e gidiş gördüğünüz gibi trafik. Burası ahır kapı açıkları. Şimdi biz Avrasya tüneline gidiyoruz. Şu anda Zeytinburnu sahile indik. Veli Efendi Hipodromu'nun önünden geldik. E5'ten. Burası sol taraf Bakırköy Yeşilyurt'a gidiyor. Atatürk Havalimanı'na doğru giden yol. Burası Zeytinburnu sahili. Geliş Sirkeci, Eminönü tarafından geliş, esnaf işi bıraktı, herkes evine gidiyor, çok yoğun her zaman olduğu gibi. Şimdi biz Sirkeci yönüne döndük. Sol tarafımız Zeytinburnu'nda yeni yapılan yerler. Burası Zeytinburnu sahili, ahır kapı açıkları. Burası yeni yapılan evler. Çok lüks evler bunlar, çok pahalı. Metrekaresi 1 milyon dolar falan. Bu Radisson yazan yer var, büyük bina. Evet. Burası eskiden askeri kışlaydı. Şimdi askeriye vardı. Askeriye çıktı. Şimdi otel mi o? Evet, orası aslında ismi oranın fişekhane miydi? Neydi bir şey? Burada şey vardı. Baruthane mi? İkbal Bakım vardı burada. Ben buradan her 25 sene bu yoldan gümrüğe gittim geldim. Orası askeriyeydi. Askeri hatta Tank gölü müydü, ikmal bakım mıydı, neydi? Burası şimdi otel oldu burası. Hemen sol tarafımız, burası zaten şeye geliyoruz. Kolun kulağını şey ediyorsak kapatalım. Yok. Hemen burada dericilere geliyoruz. Burası hep askeriye, burası eski leş gibi kokardı. Şimdi dericilere geliyoruz. Burası dediğim gibi ahır kapı. Ve adalar görünüyor değil mi burada? Adaların arkası gözüküyor. Karşıdaki ucunda da orası Yalova. Yalova. Zaten şurası İzmit. Şu sol tarafımız adalar. Çamlıca Kulesi. Biz Bakırköy tarafından Anadolu yakasına bakış böyle. Zoom yapamıyorum. Çamlıca Kulesi orada. Bak fişekhane, ha bak. Fişekhane burası. Eskiden askeriyenin fişekhanesiydi biliyorum. Burası olduğu gibi. Şimdi burada şeye geldik. Dericilere geldik. Burası hep dericiler. Gördüğünüz gibi. Kazlı Çeşme buranın adı. Kazlı Çeşme dericileri. Dericilerin binaları da restoran oldu. Doğrudur. Burası zaten hemen şey, Yeni Kapı Marmaray burada son buluyordu, şimdi devam ediyor. Burada istasyon var. Biz buradan Avrasya Tüneli'ne giriyoruz. Buradan ayrılma. Aksaray. Üst tarafımız hemen Aksaray. İlerisi Yedi Kule. Şurası Yedi Kule zindanları. Burası miting alanıydı. Normalde burası miting alanı. Sonra ileriye alalım. Ha, ileri alalım. Şimdi burası işte Yedi Kule zindanları burası. Meşhur Yedi Kule zindanları burası. Şurası bir tür mezarlığıydı buranın, ismini unuttum. Bütün Erbakan da burada yatıyor şurası. Topkapı surları böyle devam ediyor. Yedi Kule zindanları burası. Buradan itibaren surlar başlıyor. Surlar içindeymiş eskiden. Ermeni Hastanesi. Ermeni Hastanesi var. Cerrahpaşa var ileride. Samatya var. Gördüğünüz gibi dışarıda kaldı. Yani şu Yedi Kule zindanları. Ben hep burada polis yatardı. Polis radar burada durdu. En solda.
Evet, gördüğünüz gibi şimdi biz şu anda dakika saat kaç Osman? Şimdi Avrasya Tüneli'ne giriyoruz. Bence burası İstanbul'un en çok bu tarafı kullanan birisi olarak söylüyorum. Muhteşem bir şey. Yani şuradan girip de 3 dakikaya karşıda olmak inanılmaz bir şey. Yani şu anda bu yoldan gidip karşıya geçmek istisnasız şu anda 1,5 saat. Ana yol Sirke, Cemre, Beşiktaş, Köprü'ye girmek. Ama biz buradan inşallah gireceğiz. Bir kontrol var genelde. Kontroldan hemen geçiyorsun. Polis kontrolünden geçip 4 dakikaya koşu yolunda oluyoruz. Fiyatı da 30 lira mı 36 lira olması lazım. Evet, şu anda tünel yoluna girdik. Sağ taraf Sirkeci'ye gidiyor. Eminönü'ne gidiyor. Karaköy'e gidiyor. Sol taraf tünele giriyor. Bulunduğumuz yer hemen Aksaray. Şurası Aksaray. Şu karşı gözüken yer. Şurası Samatya Hastanesi. Cerrahpaşa Hastanesi. Burası Aksaray sahile geldik artık. Evet. Ama tabii millet artık hiç kullanılmıyor diyordu. Artistlik yapıyordu ama gördüğünüz gibi Avrasya Tüneli bile millet artık burayı kullanıyor. Çok kullanılan bir yer oldu. Burası Samatya Hastanesi. Yandaki sarı gözüken yer. Bak şurası Cerrahpaşa. Sol taraf şurası Samatya Hastanesi. Burası az Samatya, az ilerisi şu Cerrahpaşa dediğim yer az Samatya. Serdar Sayan diyor ya, ben Samatyalı, Kadırga, Samatya. Ondan sonra Yeni Kapı, Kum Kapı var ileride, rakı, şarap. Burası surlar. Balık hali var. Burası top kapısı, surları bunlarda. Burada ben çok top oynamışım. Burada top oynuyorduk. Yani tam yeri burası mıydı, bir ileri miydi ama burası büyük ihtimalle olması lazım. Akşamları ama müthiş bir rüzgar çarpıyordu. Yani burada top oynadıktan sonra hep hasta oluyorduk. Şurası tam şu köşe, şu elimin göstereyim yarası. Pembe Köşk gazinosu vardı. Vay 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 vay. Pembe Köşk'e gelirdik. Vay. Oo. Güzeldi yani. Orası şuralar. Şurası Kum Kapı'ya geliyor. Yani Aksaray'ın altı. Kum Kapı biraz daha ileride. Burası bir zamanların en meşhur yeri. Eskiden Özemen böyle bar pavyon vardı da. Gazino kültürü vardı çok o zamanlar. Evet. Tarihi Kum Kapı. Balıkçılar hali burası. Burası. O da camisi. Burası bu artık iki gün dünden başladı. Burası sabaha kadar, sabahleyin 4'te 5'te burası gece yatmaz. Gece saat 12'den 1'den sonra esnaf gelir buraya. Balıklar gelmeye başlar. 3'te 4'te 5'te zaten tezgahlara gider. Şu anda av mevsimi açıldı. Buranın gece gündüzün yatar, geceliğin çalışırlar. Burası geceliğin full insan dolu, araba dolar. Evet. Aksaray'dan giriyoruz abi. Artık mavi. Evet, Avrasya Tüneli'ne şu anda giriyoruz. Şu anda Avrasya Tüneli'ne giriyoruz. 18.51 saat. 18.50 girmedik. OGS'e, HGS'e. Yanımızda polis var. Evet, şu anda kameralar hem fotoğrafımızı çekiyor, hem plakamızı çekiyor. Arama, tarama, her şey. OGS'den geçtik. Şu anda 18.51'de Avrasya Tüneli'ne girmiş bulunuyoruz. Burada süratimiz belli. Bak burada yol bakım araçları var, polisler var. Burada bir de standarta sokuyorlar. Surat var. Çok fazla trafik olmaz. Hadi bakalım. 52. 18.52'de şu anda V şeklinde denizin altına inmeye başladık. Böyle gittikçe V şeklinde inip V şeklinde çıkıyoruz. Denizin altına gireceğiz. Şimdi V demeyelim de U şeklinde diyelim. Ama burası böyle derin. Şöyle derinlemesine iniyoruz. Denize girmeye başlıyoruz. Şu anda maviden, ışıklar mavi, denize girmeye başladık. Bak şu anda rampa aşağı iniyoruz gördüğünüz gibi. Güzelimiz şu anda deniz oldu. Olmaz değil mi? Şu anda denizin altına gittikçe en dibine doğru gidiyoruz. Dip noktasını zaten gösteriyor. Yol düzlendiği zaman, şimdi rampa iniyoruz hele daha. En dibe inince düzlenecek. Bir süre düzle gittikten sonra rampa çıkmaya başlayacağız. Gerçekten partisel düşünmeyin. Müthiş bir şey bu. Müthiş bir şey gerçekten. Hala daha aşağı iniyoruz bak. Aşağı iniş yapıyoruz. Denizin dibine inmedik tay. Üzerimiz deniz, maviler deniz anlamına geliyor. Üzerimiz mavi ışıklar. Denizin altına gittikçe iniyoruz bakın. Yani kameradan yansıyor mu bilmiyorum ama iniş yapıyoruz. Bak şuradan göstersem. Görüyor musunuz bilmiyorum.
Sürekli iniş yapıyoruz. En çok mavi ışık geldiği zaman artık denizin dibine inmiş olacağız. Normal havalandırma var. Bak 18.52'de girdik. Hele daha iniş yapıyoruz. Hele daha denizin dibine doğru iniş yapıyoruz. 100 metre. Evet, şu anda denizin tam dibindeyiz. Mavi ışık sabitledi. Şu anda tam denizin dibinde düz gidiyoruz. Denizin dibine indik. Az sonra yukarı çıkmaya başlayacağız. Şu anda denizin tam dibindeyiz. Burası denizin tam dibi. Bak, düzlendi gördüğünüz gibi. Yaklaşık üzerimizde 1 milyon ton su var. 1 milyon ton. Daha mı fazla? Yani şu anda yaklaşık 2,5 tam ortaya geldik gördüğünüz gibi. Şu anda tam ortadayız. Denizin tam ortasında, yani tünelin de ortasındayız. Denizin de ortası. Bak, hafiften rampaya başladı, görüyor musunuz? Hafiften Anadolu yakasının karaya çıkmaya başladık. Burada bir tane balık var, gördün mü? Evet, hafiften rampa, bak rampa böyle olmaya başladı. Hafiften tırmanmaya başlıyoruz. Denizin dibini geçtik, ortasını geçtik. Denizin hali ortasındayız ama Anadolu yakasına gittikçe yaklaşıyoruz. Artık denizin tam dibinden çıktık. Mavi ışıklar kesildi gördüğünüz gibi. Şu anda iyice rampaya vurduk. Yani böyle hafif hafif rampaya çıkıyoruz. Daha denizde suyun altındayız. Tabii suyun altındayız da, suyun altı su biter mi ya? Burası Avrasya Tüneli. Evet, şu anda denizden ayrılmaya başladık. Deniz bitti artık. Denizi bitirdik. Karşı Anadolu yakası kıyısına ulaştık. Deniz yok artık. Şu anda normal toprağın içinde ilerliyoruz. Deniz bitti, toprağın içinde ilerliyoruz. 18.51'de girmiştik. 52'de girdik, pardon. 18.52'de girdik. Yani şu anda sağ ol canım. Selam verdi sana, öptü olsan. Görünen mi gördün? Nasılsın dedi sana. Yönlen diyor. He. Evet, gördüğünüz gibi ışık gözüktü. Herhalde. Şu anda 56. Görüyor musunuz bilmiyorum. 56. Şu anda karadayız. Burası neresi biliyor musunuz? Denizden yaklaşık 1 kilometre 600-700 metre uzakta olan koşu yolundan çıktık. Gördüğünüz gibi 4 dakikaya Anadolu yakasında koşu yolundayız. Muhteşem bir şey bu, mucize. Peki çayını nerede ısmarlayacaksın? Burası koşu yolu. Sağ taraf Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, sol taraf Karacaahmet Mezarlığı. Burası koşu yolunun tam ortası. Arkamız Kadıköy. Sağ tarafımız bu. Çayı nerede ısmarlayacaksın diye sordum. Canın nerede istiyorsa. Gördüğünüz gibi. Ben. O zaman Osman Şeyh'e gidelim. Bak burası. Evet, burası da Hasanpaşa Kadıköy. Burası Fikirtepe, gördüğünüz gibi varoştu burası. Şu anda Manhattan gibi oldu burası. Burası Hikmet'in ilaçını gözünden ya. Bir tane daha yeriz. Şimdi burası salı pazarın olduğu yer. Sen buradan direkt abi devam ediyorsun. Burası sol tarafımız Fikirtepe, dediğim gibi. Şurası salı pazarının kurulduğu yer. Otosan üst tarafımız. Burası Hasan Pazarası'nın, buranın nüfusu Anadolu'daki birçok ilden daha fazla. Buranın kuyumcuların hepsi %99'u Erzurumlu. Erzurum bütün şeyciler burada. Kuyumcular burada.
insanlar şimdi Marmaray'dan buraya geliyorlar. İşten çıkmışlar, Kadıköy'de vapura gidiyorlar. Karşıya gidecek olanlar var. Burası öğrenci cenneti bir şey. İlçemiz. İlçemiz. Çok yoğun trafiği var. Anadolu yakasının en büyük yeri burası. Çok çağlı. Her tür insan var. Her tür. Her tür insan böyle olduğu bir yer burası. Evet. Kadıköy işte böyle çok canlı, çok faal. Buradan kızlar, gençler, burası öğrenci yurdu deniyor. Öğrenciler çok fazla var. Her sokağa dolu. Gündüzün akşama kadar bir esnaf var. Esnaf normal çekildikten sonra bugün gececiler çıkıyor. Gece yiyenler, içenler, oturanlar, kalkanlar. Şu anda bu ay çok kalabalık olduğu için bu tarafa döndük. Bak her sokak dolu gördüğünüz gibi. Ferukçular, merukçular, her şey dolu. Vişne sokağıymış buranın adı. Burası internette gördüğünüz bir iki tane kebapçı var burada. Bakın bu aralar full dolu. Yiyen, içen gençler, özellikle akşamleyin gençler çıkıyor. Şimdi gerçi öğrenciler daha gelmedi ama yaklaştı. Herkes geldiler artık, yer tutuyorlar. Buralar hep öğrenci yeri bak. İyisi, iyisi. Çok canlı buralar. Kadıköy en canlı olan semtlerden birisi. Şeyler var burada. Dershaneler var, yurtlar var. Sol. Sağa dönemezler abi. Burası Boğa'dan gelen yol. Evet, şu anda buradaki pastane, bufeler hepsi bizim köylüdür. Osman buradan solda. Öyle mi? Evet. Sol. Amcam da abi, arabasına güvenip de gördüğünüz gibi burası parklar, burası full dolu gördüğünüz bak. Herkes gelenler, burası çorbacılar. Bak adam 500 lira diyecek şimdi. Buradan kule daha güzel gözüküyor bak. Bak otoparkı gör, bütün herkes bak. Sağ sol burası sarıbaşlısında. Sen caddeden sağa döneceksin Osman. Soldan direkt karşı tünel, Fenerbahçe stadı. Kadıköy'den şimdi Kadıköy'den. Gelin bir çay çek orada, bir pasta ikram edeyim size bari ya. İşte. İloş Bey ne diyorsun? Gel. Bir dakika. Ay lan İloş, burada seninle şampiyonluk kutlamasına gelmiştik biliyor musun? Tam şurada merdivenler bak, şurada. Şurada durduk o zaman, böyle şu yoktu. Çıktık, çok kalabalık oldu ya, önümüzde bir patlamaya başladı, dedik ne oluyor, tam meğersem hava fişeklerin yanında durmuşuz. Pat püt pat, şaşırdık kaldık. Her şeylerin atıldığı yere. Herkes çekiyor burada, evet. Burası Fenerbahçe stadyumu. Şükrü Saracoğlu. Ben bir otelmiş. Değil mi o ha? Rambo. Polisin silahını çalmıştık ha bu işe. Rambo.